gittin. Ümmetin çaresiz kaldı öksüzler. Yetimler sahipsiz kaldı dünya. Neredesin ya Resulallah? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin ya Habiballah? Can Hüseyin'in şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu. Neredesin ya Resulallah? Allah Resulü nerede? İnanıyorum ki yüreklerimizdedir. Salatü selam getirenlerin dudaklarındadır inşallah. Ben inanıyorum ki Allah'ın müsaade ettiği her yerdedir. Ümmetin adım attığı her yerdedir. Biz kendimizi ilahilerde söylüyoruz gerçi ama biz kendimizi yalnız ve terk edilmiş hissetmiyoruz. Ben onun maneviyatının, Efendimizin maneviyatının her dem, her yerde olduğuna bütün yakın bir imanla iman ediyorum. Efendim kesintiden önce annelerden bahsetmiştim. Birkaç kelimeyle validemden bahsedeceğim. Niye bahsettiğimi de söyleyeceğim. Annem 75 yaşındaydı. Ben tabii sürekli hareket halinde bir adamım. Salı günleri Diyarbakır'da ilahiyatta ders veriyorum. Hocayım orada.
Peşembe Cuma İstanbul'dayız program için. Hafta sonu burada. Haftada bir gün eve uğruyoruz. Bu arada Ankara'da büyük bir 5 katlı büyük bir okul yaptırdım. Öğretmen yetiştirecek inşallah. Din öğretmeni. 200 talebe alacak yatılı şekilde. 2 ay sonra da onun açılışını yapacağız. Böyle bir çabanın içinde. Onun için eve çok az zaman ayırabiliyorum. Ankara'dayız. Evim Ankara'da. Annemle aynı binadaydık. Her uğradığımda eve, yani yurt dışından geldiğimde eveme gitmeden veya kapı çalıyorum, çantamı eve bırakıyorum, anneye bir uğrayayım. Uğruyorum, annemin elini ayağını öpüyorum, sonra eve iniyorum. Giderken de öyle. Annemle aramızdaki böyle, mesela ayağını öpmek isterdim, kızardı bana. Sen ayak öpme, sen hocasın. Öptürmezdi, ben yine elimi ayağına sürerdim, yüzüme sürerdim, çıkardım. Beni her gün arardı. Almanya'da olsam, İstanbul'da olsam, nerede olsun. Ne yapıyorsun? Ellerinden öperim anne, ayaklarından öperim, buradayım diyorum. Söylüyordum da unutuyordu gitmeden önce. Bugün sana 10 Yasin, 1000 tane Salatü Selam, 30 tane Ayet-i Kürsü, şunları verdim. Allah seni korusun der, telefonu kapatırdı. Teşekkürü bile beklemezdi. Anneler öyledir. Teşekkürü beklemezler. Yürekten yaparlar. İzmir'deydim. İşte bayram günleri. Bir telefon geldi. Anne rahatsızlandı. Takip ettik telefonla. Bir saat sonra da vefat ettiğini söylediler. Kahvaltı yaparken nefes alamıyorum demiş. Sağlıklıydı, bir şeysi yoktu yani. Normal uzanırdı sürekli filan da, ama kalıcı bir hastalık yoktu. Ondan sonra Hakk'ın Zelalettin, işte la ilahe illallah, la ilahe illallah diye diye aşağı indiriyorlar apartmanın altına arabaya koymak için. Arabaya binmeden vefat ediyor. Geldim ben, tabii duyuldu anında. Havalanına indim. Validem nerede dedim. Bakın bir evlat neler yaşayabilir. Faydası olur mu olmaz mı? Dediler ki yıkandı. Karşı yakanın morguna kaldırdık. Bir şey daha söyleyeyim, hiç unutmayacağım. Benim için çok önemli. Arabaya bindim, gireceğim. İlk taziye telefonu, hiç unutmadığım için söylüyorum, kimden geldi biliyor musunuz? Onun için ben vefaya çok önem veriyorum. İlk telefon, Niyaz Hoca, annenin vefatını duydum. Aynı şeyleri ben de yaşadım. İlk telefon sevgili başbakandan geldi. Recep Tayyip Erdoğan. Benim bunları unutmam mümkün değil. Biz vefalı insanlarız, unutmayız böyle şeyleri. Hastaneye gittim, mezarlığa. Bir şey söyleyeyim, sizinle paylaşayım. Annemin elini ayağını öperdim. Hayatta annemi öpemezdim. Utanırdım ya. İnsan annesini öpmekten utanır mı? Böyle benim biraderler annemi kucaklar, yanaklarından öperler işte filan, böyle makas alırlar. Ben hiç yapamazdım. Böyle eğilirdim, elini ayağını öperdim. O kadar. Son vefatında gittiğimde sadece eğilip saçını öpmüştüm. Geldim morgun önüne. Çıkarın validemi dedim. Kalabalık, çok kişi var. Yüzünü açtım. İlk kez orada öptüm onu. Yıllar sonra. Sonra oradan çıkardım annemi, bırakmadım. Hacı Bayram Veli Camii'nin orada bizim yine
bir Kur'an kursumuz var. Talebe yetiştirdiğimiz. Oraya götürdüm. Sabaha kadar, çünkü geç olmuştu, ertesi gün defin olacaktı. Sabaha kadar orada okuttuk. Okuduk. Ertesi gün cenaze namazını ben kıldırdım. Mezara koyanlardan biri bendim. Üstünü örttük. Annemin Bağlum'da bir mezar var. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin, tasavvuf büyüklerinden. Onun yakınına gömdük. Annem rahmetli, Diyarbakır'ın Hezan diye bir yeri var. Benim iki dedem tasavvuf şeyhleriydiler. Muhammed Selim ve Abdülkadir İhsani diye meşhur. Annem orayı istemişti. Yani büyük dedelerin yanını. Ama biz götürmedik çünkü uzak. Gidemeyiz oraya. Ankara'da bize yakın. Sevgili gençler, İşte 5 ay geçti. Ben 2 ay programlara çıkmadım. Annemin mezarının yanında olayım diye sürekli. Hemen hemen işte 150 gün mü oldu vefat edeli? 150 günün 100 günü mezana gitmişimdir. Ankara'da kaldım, her gün giderim. Yarım saatimi anneme ayırırım. Annemle sohbet ederiz. Bir evladın yapabileceği en iyi şeylerden biri bu herhalde. İşte bizi dinleyen izleyicilerimiz hepsi valideme okudular. Binlerce, belki milyonlarca Fatiha, Yasin okundu. Yani bir evlat olarak yapabileceğimin tümünü yaptım. Ama benim yapabildiğim ancak bu kadar işte. Onun için bunu anlatıyorum. Evladınızın size yapabileceği ancak bu kadar. Ötesi size kalmış. Yarın Allah size ömür versin. Herhangi biriniz mezara uzandığınızda evladınızın mezar başında yapabileceği ancak bu kadar. Ötesi sen ve Allah. Ha, bir de diğer taraftan bakalım işe. Ben hocayım, anamı işte filan okudum. Benden dolayı da milyonlarca insan Fatiha gönderdi. İşin bir de güzel tarafı bu. O zaman Allah'ı ve peygambere bilen evlat yetiştirdiğinizde evladınıza, evladınız size okunmaya vesile olur işte. Hem yapabileceğiniz sınır bu, hem yapabileceğiniz fayda bu. Bir şey daha söyleyeyim. Hani bazı hocalar diyorlar ya, ölene okumayın, ulaşmaz. Boş konuşuyorlar. Boş adamlar boş konuşur. Bakmayın profesör olmuş, doçent olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Dünya, annem yaşarken, bakın çok ilginç bir şey anlatacağım. İyi dinleyin burayı. Her konuyu valideme danışırdım. Siz öyle yapın. Her konuyu annenize danışın. Mesela bir program yapacaksam, bir şey yapacaksam, anne derdim, bu konuda bana böyle bir şey söylüyorlar, teklif var, ne edeyim? Annem %90 dedi ki, oğlum sen benden iyi biliyorsun. Yok anne, senin gönlünden ne geçiyor? Annem derdi ama sonunda da çok iyi bir hanımefendi, garibandı kendi halinde. Arapçayı, Farsçayı çok iyi bilirdi. Arapça beyt okuduğunda en iyi alimden okurdu. Öyle. Okumuştu. Ama kendi halinde garip bir kadıncağızdı. En sonunda derdi ki sen bilirsin yavrum. Filan. Geçen de çok önemli bir karar alacağım kendimle ilgili. Siyasi bir karar. İşte belediye başkanlığı filan adayı olmamı istediler. Biliyorsunuz medyadan takip ettiniz. Ben tabi dine hizmeti en büyük şeref kabul ediyorum. Onun için hayır dedim tabii ki. Ama istihare de yaptım. Annemin yanına da gittim. Kararım hayır olmasına rağmen.
anneme danıştım. Benle annem yalnızız mezarda, o ben dışarıda. Anne dedim, böyle bir şey söylüyorlar dedim. Keşke sağ olsaydın, sana sorsaydım. Acaba sen ne derdin bana? Annemle ben dertleştik. Bunu kimseye de söylemedim, ne hanımıma ne çocuklara. Eve gittim. Sevgili dostlar, aradan 4 günlü, 3 günlü geçti. Benim internet sitem var, nihathatipoğlu.com. Bana sorular gelir orada, mailler, gmailler oraya gönderiliyor. Ben de her gün bakarım. Ama günde 2000-3000 geliyor bazen. %90'ı cevaplandıramıyorum. Programa işte cevaplıyoruz. Bir mail dikkatimi çekti. Nevşehir'den mi, Kastamonu'dan biri göndermiş. Dikkat edin lütfen. Hocam annenizi rüyamda gördüm diye. Açtım onu. Ne diyor biliyor musunuz? Sevgili hocam diyor. Yıllardır sizi takip ederim, çok da severim diyor. Annenizin vefatını da medyadan duydum, okudum filan. Dün gece anneniz rüyama geldi. Onu hiç görmemişim çünkü annemin hiç resmi yoktur. Biz öyle bir şey yayınlamadık yani. Rüyama geldi anneniz. İşte beyaz başörtülü, nurani bir hanımefendi filan anlatıyor. Siz diyor, ona bir şey danışmışsınız mezarında. Anne buna müsaade eder misin diye. Anneniz diyor ki rüyamda, rüyasında ona demiş ki Nihat'a de ki o işe hayır desin. İş nedir bilmiyorum ama diyor, bir şeyi annenize sormuşsunuz. Anneniz hayır diyor, ona diyor. Ben dedim, mesajı aldım ben. Sanmayın ki orada okunanlar aşağı inmiyor. Yemin olsun ki oradakiler buradakilerden daha çok görüyorlar. Ölenler yaşayanlardan daha çok duyuyorlar. Bu söz benim sözüm değil, Muhammed Nebi'nin sözüdür aleyhissalatü vesselamın. Bedir harbinde öldürülen müşriklere sesleniyor. Ebu Cehil, Velid, Şeybe, Umeyye, dediklerimin hak olduğunu gördünüz mü diyor. Akşam ölmüş bunlar, hepsi atılmış kuyuya. Yani mezarlık anlamında. Hazreti Ömer Resulullah'a diyor ki, seni duyuyorlar mı ey Allah'ın Resulü? Dönüyor Allah'ın Resulü, ne buyuruyor? Ömer, onlar beni senden daha iyi duyuyorlar. Ancak cevap veremezler. Duyarlar, cevap veremezler. Hayattayken anneniz kıymetini bilin. Uzaksa arayın, elini öpün. Yakınsa ayağını öpün. Yarın öpecek ayak bulamazsınız. Sonra üzülürsünüz. Ben validemin vefatını duydum. Yani o günlerde ne düşündüm biliyor musunuz? Bir ay ben İstanbul'daydım programlar için, televizyon programı için. İftar sahurda. Onun için annemle hiç iftar yapamadım. Kendime ne dedim biliyor musun? Ne dedim biliyor musunuz? Bu kadar programın bu kadar hizmet ettiğini bilmeme rağmen, yüz binlerce insanın namaza başlamasına vesile oldu bu programlar. Kendi kendime dedim ki, keşke bir ay program yapacağıma annemin yanında otursaydım. Evet. Anneyle ilgili bir ilahi okusun, sonra birkaç şey söyleyip dua edip fazla da uzatmayalım inşallah.
senin yavrundum annem. Göz bebeğindim annem. Artık değil ki yoksun yanımda. Sana karşı hatalarım oldu, isyanlarım oldu. Kalbini kırdım, kalbini acıttım anne. Hakkını helal et, hakkını helal et. Hakkını helal et annem. Öyle diyor bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir'e, Ebu Bekir bir şeyi çok isterdim diyor. Duyunca Sıddık, babam anam sana feda olsun, emret diyor. Ne emri diyorsun? Yani yapacak bir şeyse yapalım. Hayır diyor. Yapamazsınız ki. Peygamberin keşke dediği az şeylerden biridir bu. Az olaylardan biridir. Keşke dediğim. Neydi ya Resulallah diye sorduğunda, keşke diyor annem sağ olsaydı. Veya babam. Veya ikisi beraber. Ben de namaz kılıyor olsaydım. Ben namazın tam ortasındayken annem veya babam Muhammed diye beni çağırsalardı. Ben de lebbeyk, lebbeyk, efendim, efendim deseydim, namazı bozsaydım keşke. Onların çağrılarına cevap vermek için namazı bozup, efendim, efendim deseydim keşke. Demek ki anne sözü, anne çağrısı, babanın daveti namazı bozacak kadar önemliymiş. Niye öyle? Namazı biraz sonra bir daha kılarsın. Vakit geçmeden. Ama ya anne yüreği kırılmışsa, ya baba incinmişse, ya bir daha gönülden evet demese, kim ne yapabilir ki? Salatü selam sana ey sevgilim, ey nebi, ey peygamberim, ey başımın tacı. Bütün güzellikleri senden öğrendik. İyi ki vardın, İyi ki yüreklerimizdesin. Sonsuza kadar seni hep anacağız. Seni hep özleyeceğiz. Çünkü sen dokunduğun yerleri taşsa hamura çevirdin. Dokunduğun yeri ahşapsa altına çevirdin. Belki Medine-i Münevvere'desin ta uzakta. Ama her Müslümanın her an yüreğindesin. Allah'ım bizi seninle beraber haşr eylesin inşallah. Allah bizi senin şefaatinden mahrum etmesin inşallah. Ve inşallah bir hadisinde buyuruyor ya,
beni arayın diyor. Sahabi diyor ki sizi nerede arayalım ya Resulallah? Mahşerde beni arayıp bulun diyor. Seni nerede arayalım ya Resulallah? Üç yerden birinde olacağım diyor mahşerde. Üç yerden birinde. Ya Kevser havuzunun başında, ya Sırat köprüsünün başında, ya terazinin başında. Üç yerden birinde. Allah o üç yerden onu görmeyi nasip eylesin. Ve inşallah o üç yerden birinde onunla rastlaşacağız ve bizi cennete koymasına vesile edecek inşallah. Şimdi tabi annelerden bahsettik Resulullah'tan. Hepiniz hüzünlendiniz, hepimiz hüzünlendik. Ben sizi kalbi kırık eve göndermeyeyim. Bir şey söyleyeyim. Biraz uzatıyorum. Kitap imzalamaktan vazgeçtim. Onun yerine konuşacağız. Çünkü buradan daha 2 saatlik bir yere gidip programa yetişeceğiz inşallah. Efendim, Medine'de bir gün çölden gelen bir adam Medine'ye geliyor, mescide geliyor, Peygamberimizin mescidine. Adam tuvalet nedir, şunu bunu bilmiyor ki, adab bilmiyor, çölden yeni gelmiş, Müslüman olmuş yeni daha. Peygamberimizin camisine geliyor avluda, çok özür dilerim herkesten, eteğini sıyırıyor, avlunun kenarına küçük abdest dökmeye başlıyor. Adam caminin avlusunda abdest dökülmeyeceğini bilmiyor. Herkes birden pişti şiş diyor, sus ne yapıyorsun diyorlar filan. Hazreti Peygamber de orada. Adam abdestini dökerken de sağa sola bakıyor, yani niye karışıyorsunuz dercesine. Hazreti Peygamber milletin ona doğru koşuştuğunu görünce Peygamberimiz müdahale ediyor. La tezrimuhu, la tezrimuhu. Kestirmeyin adamı, bırakın tamam, bitirsin işini. Adam işini bitirdi. Eteğini de indirdi. Herkes Peygamberimiz ne diyecek diye bakarken Hazreti Peygamber yürüyor, oradaki su dolu kovalardan birini alıyor, geliyor adamın o abdest döktüğü yere döküyor. Abdest tortularını kaybettiriyor. Sonra dönüyor Peygamberimiz adama dönmeden, diyor ki camiler Allah'ın evidir, temiz tutun. Adamı rencide etmiyor yani, adamı aşağılamıyor. Biraz sonra namaza duruyorlar. Bizim bu adam da namaza geliyor. Yeni Müslüman olmuş ya, bir şey bilmiyor fazla. Peygamberimiz namaza geçiyor. Bu adam da arkasında Allahu Ekber tekbir getiriyorlar. Namazın tam ortasında biri hapşırıyor. Hani hapşırınca biz ne deriz? Adam elhamdülillah der. Namazda denmez tabii. Bize yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin filan der. Türkçe'de ne diyoruz? Çok çok yaşa. Çok yaşamanın bir anlamı yok aslında. Allah sana merhamet etsin, en güzeli. Neyse. Adam hapşırınca bizim namazdaki bu adam, yeni Müslüman olmuş ya, bilmiyor o işi. Çok yaşa diyor. Namazın içinde bağırıyor. Bu bağırınca yanındakiler şöyle adama dokunuyorlar. Namaza konuşulmaz diye. Bunlar dokununca dönüyor adam. Ne dokunuyorsunuz bana diyor. Ne yaptık, kötü bir şey mi ettik diyor. Namazın ortasında ortalığı karıştırıyor. Neyse. Tabi namazda biri yanlış yapınca Subhanallah, Subhanallah denilir. Yani mesela hoca okuyuş yaparken yanılırsa rekatte filan, cemaat yanıldın hoca demezler. Eteğini çekiştirmezler. Ne derler? Subhanallah, Subhanallah. Dikkat et yani. Millet Subhanallah filan diyor ama bu adamın umurunda değil. Neyse namaz bitiyor. Ortalık karıştı biraz. Hazreti Peygamber dönüyor. Demin diyor namazda konuşan kimdi diyor. Adam kalktı, yine aynı adam.
Benim dedi. Hazreti Peygamber dedi ki namazda kelam yok. Söz yok. Namazda konuşmak yok. Namaz zikirdir dedi. Tamam mı dedi? Tamam dedi. Anladım dedi. Ondan sonra adam kalktı namaz kılmaya. Herkes sünnet kılıyor. Yalnız bu adam sünnet namazında dua etmeye başladı. Dua ederken de şöyle dua ediyor. Allah'ım diyor, sadece beni ve Muhammed'i affet, başkasını affetme. Şimdi duada dokunduruyor, herkese dokunuyor böyle. Sadece beni ve Muhammed'i affet, başkasını affetme. Herkes bakıyor ters ters adama. Namaz bitti. Hazreti Peygamber adama dedi ki gel bakayım dedi. Sen niye böyle bir dua yaptın? Beni ve sen dedin. Herkesi kaybettin dedi. Herkes harcadın yani. Adam dedi ki Allah'ın peygamberi. Ben cahil bir herifim. Buraya yeni gel. Buraya yeni geldim. Bunu da düzeltelim. Ben yanlış bir şey yaptım. Herkes beni kınadı. Abdestimi bozdum. Herkes bana darıldı. Namazda bağırdım. Herkes beni kınadı. Bir sen bana darılmadın. Onun için ben dedim ki Allah'ım beni ve Muhammed'i sadece. Resulullah dedi ki hayır hayır öyle dedi. Allah'ım hepimizi affetti. Tamam dedi peki. Adam dönerken çıkarken bağırıyordu. Ey halk, gelin burada yeryüzünün en güzel öğretmeni var. O insanı düzeltiyor, kırmadan düzeltiyor. Gelin onun yanına gelin. Evet. O gün onun dediği gibi diyorum. Yeryüzünün en mübarek, en şerefli öğretmeni Muhammed Mustafa'dır. Aleyhissalatü vesselam. Allah bizi onun bereketinden mahrum etmesin. Efendim Allah hepinizden razı olsun. Bugün de mesainizi buraya harcadınız. Tatil gününde evinizde oturmak yerine buraya gelmeyi tercih ettiniz.